Tabii ki bağışıklık için sadece yemek içmek değil, yaşam tarzı da çok önemli. Stres yönetiminizden tutun, gece uykularınızdan çıkın, hareketini üzerine ekleyin. Bir gün değil, her gün vücudumuz için yatırım yapalım. Unutmayın, bu vücut bize bu dünyada bir kez veriliyor. İkinci kez verilmeyecek. Ona biz ne kadar iyi bakarsak o kadar elden ayaktan düşmeden yaşama şansımız olur. Başkalarına muhtaç olmadan yaşama şansımız olur. İşte ben de sizleri çok seven doktorunuz Ayça Kaya olarak kimselere muhtaç olmamalı için hayatınızda yapacağınız değişiklikleri, farkındalıkları artırmaya çalışıyorum. Efendim, salgın hastalıklar etrafımızı sarıyor. Bağışıklık sistemimizi daha da kuvvetlendirmek için 5 önemli yiyeceği sizlerle paylaşacağım bu yeni videomuzda. Efendim, YouTube'umuza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz değil mi? O kadar çok çalışıyoruz ki sizlere faydamız olsun diye. Lütfen abone olun, altına yorumlarınızı yapın. Metabolizmalarınızı iyileştirin, hayatlarınıza sağlık katın diyorum. Şimdi bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmek için her evde olması gereken 5 yiyeceği söyleyeceğim size. Birincisi, sizin için hiç sürpriz olmayacak biliyorum ama bilimsel olarak çok önemli, yoğurt. Dünya mutfaklarına Türklerin bir hediyesi bu yoğurt. İçerisinde probiyotikler, kalsiyumlar, konjüge linoleik asitler, iyi bakteriler, neler var neler. Hem protein var, hem karbonhidrat var, hem yağ var. Bizi tok tutar, bağışıklığımızı iyileştirir. Ben küçükken annem bazı hikayeler anlatırdı bana. İşte bir prenses varmış, işte kötü kalpli büyücü ona elma yedirmiş. Zehirlenmiş, sonra iyi kalpli prens gelmiş, ağzından yoğurt dökmüş. O yoğurt vücuttaki bütün o zehiri silip atmış derdi annem. Ve ben çocukluğumdan itibaren yoğurdu hep severdim. Niye? İçimdeki o bütün farklı zehirler falan varsa onları silsin atsın diye. İşte sizin de evlerinizde mutlaka yoğurt olsun ama yoğurdu kendiniz yapın. Ev yapımı yoğurt olsun, cam şişedeki sütleri alıp kullanabilirsiniz. Bu şekilde her yemeğinizin yanına eğer kansızlık sorununuz yoksa yoğurt eklemeyi ihmal etmeyin. Ama kansızlık varsa bunu ara öğünlerde kullanabilirsiniz. Günde 3 su bardağı yoğurt sizin ve çocuklarınızın bağışıklık sistemi için mükemmeldir. İkincisi, yine bizim ülkemizin en nadide, en bilinen, en farkında olduğumuz, belki de her evde olan ama sürekli tüketmediğimiz bir yiyecekten bahsedeceğim size. Pekmez. Pekmez bir numaralı demir kaynağı, antosiyaninler açısından son derece zengin, hücreleri onaran, birçok mineral içeren müthiş bir yiyecek gerçekten. Özellikle kırmızı üzümden yapılanlar, dut pekmezleri, keçi boynu pekmezleri evimizde olsun. Ama biz bunları böyle tahinle karıştırıp yiyoruz ya, o zaman kaloriyi basıyoruz. Tahini içerisine lütfen çok koymayın. Bir yemek kaşığı pekmeze bir çay kaşığı tahin olacak şekilde ekleyebilirsiniz. Ya da pekmezi benim gibi sade, her gün ilaç gibi bir yemek kaşığı içebilirsiniz. Demek ki bu koronavirüs, viral enfeksiyonlar, gripler, salgınlar her sene olacak. Biz kendi bağışıklık sistemi önlemimizi alacağız, mutfak reformlarımızı yapacağız ve ne olacak? Bu bakterilere, virüslere karşı kalkanımızı oluşturacağız. Demek ki her evde ne olsun sevgili dostlarım? Pekmez mutlaka olsun. Üçüncüsü, acı kırmızı biber. Acı kırmızı biber metabolizmayı hızlandırıyor, vücudu onarıyor, aynı zamanda ne yapıyor? Bağışıklık sistemimizi iyileştiriyor. Her yemeğinizin yanına mideniz sağlamsa eğer, kırmızı biber koymayı ihmal etmeyin diyoruz. Mutlaka kırmızı biber, acı kırmızı biber sofralarınızda olsun. Gelelim dördüncü yiyeceğimize. Bu dördüncü yiyeceği biraz genelleştirmek istiyorum. Tek bir yiyecek değil, bir renk anlamında genelleştireceğim. Hatta iki rengi özellikle size tavsiye edeceğim. Her evde yeşil yapraklı sebze, maydanoz, roka, tere, nane, dereotu. Kulaklarımı çınlata çınlata lütfen her yemeğinizin yanına böyle iki avuç bunlardan koyun. Çünkü yeşil yapraklı sebzeler hem çok iyi bir C vitamini kaynağıdır, aynı zamanda folik asit kaynağıdır
hücrelerimizi onarır, metabolizmalarımızı hızlandırır, tokluk verir, bağışıklık kalkanı oluşturur. Daha ne olsun, her pazarda var, her manavda var. Elimizi uzattığımızda 1 lira, 2 lira. Mutlaka çocuklarınıza ve kendinize bunları çiğ çiğ yemeyi alışkanlık haline getirin. Hatta üzerine de güzel bir limon sıkın. Bu da sizin daha uzun süre tok kalmanızı sağlayacak. Geçenlerde hatta Instagram'da da paylaştım. Çok kıymetli bir hastam. Birlikte yaklaşık 45 kilo verdik. 190'lardan böyle 150 bandına doğru gidiyoruz. Hastam dedi ki, Ayça'm dedi, ben dedi eskiden bu roka, maydanoz bunlar ne ya? Ot ot atın bunları, işte hayvanlar yesin derdim. Ağzıma bile sürmezdim. Ama şu anda bu bilgileri öğrendikçe yaşam tarzımızı o kadar bir değiştirdim ki rokasız, maydanozsuz, teresiz, nanesiz bir hayat düşünemiyorum diyor. Evet, yiyecekler ilacınız olsun. Özellikle bu yeşil yapraklı sebzeler mutlaka hayatınızda olsun diyoruz. Demek ki neymiş sevgili dostlar? Yoğurt, pekmez, yeşil yapraklı sebzeler ve kırmızı biber mutfaklarımızda olsun. Bir de bir çay söyleyeceğim size. Biliyorum hepiniz biliyorsunuz ama bu yeşil çay, yeşil çay gerçekten yapılan birçok bilimsel araştırmada içindeki bu kateşinler, polifenoller dediğimiz hücre onarıcı maddeler var. Bu metabolizmayı canlandırıyor, bağışıklığımıza çok çok iyi geliyor. Biz alışığız, her gün bardak bardak siyah çay içiyoruz, kahveleri içiyoruz ama yeşil çaya gelince hepimiz biliyoruz ama günde kaç fincan içiyorsunuz diye şu anda size soruyorum. Lütfen günde en az bir bardak sıcak, içerisine de C vitamini yüksek bir limon sıkın, ilaç gibi, benim gibi yeşil çayınızı için diyorum. Tabii ki bağışıklık için sadece yemek içmek değil, yaşam tarzı çok önemli. Stres yönetiminizden tutun, gece uykularınızdan çıkın, hareketini üzerine ekleyin. Bir gün değil, her gün vücudumuz için yatırım yapalım. Unutmayın, bu vücut bize bu dünyada bir kez veriliyor. İkinci kez verilmeyecek. Ona biz ne kadar iyi bakarsak o kadar elden ayaktan düşmeden yaşama şansımız olur. Başkalarına muhtaç olmadan yaşama şansımız olur. İşte ben de sizleri çok seven doktorunuz Ayça Kaya olarak kimse muhtaç olmamanız için hayatınızda yapacağınız değişiklikleri, farkındalıkları artırmaya çalışıyorum. Bilgileri veriyorum, bunları not edin, sık sık okuyun. Her ne kadar bilsek de o bilgiyi davranış haline getirebilmek için biraz çaba göstermemiz gerekiyor. O yüzden tekrar önemli diyorum. Videomu da açıp tekrar tekrar seyredin. Belki kaçırdığınız bir yer vardır. Videolarımıza ve YouTube'umuza abone olmayı unutmayın ve yorum yapmayı unutmayın diyorum. Benden bugünlük bu kadar olsun. İyi bir bağışıklık sistemi ve iyi bir vücut için ne yapıyoruz? Yaşam tarzımızı değiştiriyoruz.